Elbette daha güçlüydün. Elbette daha huzurluydun. Çünkü o kadını dilediğin gibi sövebiliyordun, dövebiliyordun. Eşek gibi çalıştırabiliyordun kendi emrinde. Öyle. Tabii daha güçlüydün, daha huzurluydun. Ama o kadın biraz cesaret buluyor bu yasadan dolayı. Gidiyor, ben boşanmak istiyorum. Ve boşanma hakkı var kadının ya. Öylesine bir cehennemde yaşamaktansa, çocukları da o cehennemde yaşatmaktansa, o aile boşansın, bin kat iyidir. Ve diğerlerine de ders olur. Bundan sonra böyle uydurup, böyle zulüm üzerine bir aile kuramazsın. Şiddet üzere aile kuramazsın. Diyor ki İstanbul Sözleşmesi çıkarmadan önce aile daha huzurlu ve daha güçlüydü. Feminizm ile İstanbul Sözleşmesi evvela kadını tanrılaştırarak aile bağlarını, kadını tanrılaştırıyor. Allah belanızı versin sizin firavunlar. Her şeyde sizsiniz yahu. Al işte. AK Parti denilen AKP çetesi çoğunluk erkek. Milletvekillerinin çoğunluğu erkek. Al, zenginlerinizin çoğu erkek. Din tüccarlarının hepsi erkek. Müftülerin hepsi erkek. Sihirbazların hepsi erkek. Katillerinizin çoğunluğu erkek. Al cezaevlerine bakın. Tanrılaştırarak. Aile bağlarını zayıflattı. Oğlum aile bağı mı var? Uf. Ne ailesi? Efendim cennet kadınların ayağı altındadır. Hadi lan. Utanmaz herif. Kadınların ayağı altında değil. Annelerin ayağı altındadır. Ama eşinse, ha sen annem değilsin. Köle gibi muamele edersin. Kız çocuğunu döversin. Zulmedersin. Bas kendi uyduruk dinini ona dayatırsın. Onu birçok insan haklarından mahrum kılarsın. Kız kardeşin